Selamünaleyküm arkadaşlar. Osmanlı Kültür Medeniyet'in son dersinde birlikteyiz. Evet, hukuk sisteminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde hukuk, örfi ve şer'i olmak üzere ikiye ayrılıyor. Zaten bayağı bir konuştuk bununla ilgili biliyorsunuz. Şer'i hukuk, Kur'an-ı Kerim esaslı olan, Müslümanlara uygulanan hukuk. Şer'i mahkemeler tarafından da uygulanıyor. Kadılar uyguluyor aynı zamanda. Osmanlı Devleti'ndeki bütün işleyiş şer'i hukuk kapsamında değerlendirilebilir. Örfi hukuk ise tamamen Türk gelenek, örf adetlerimize dayalı, Orta Asya'dan getirdiğimiz geleneklerimize dayalı olan hukuk sistemidir. Fakat burada neye dikkat edeceğiz? Şöyle, şer'i hukuka ters düşemez arkadaşlar. Padişahın koyduğu fermanlar, kanunlar, emirler hepsi örfi hukuk kapsamındadır. Ama biz ne dedik? Mesela yeni bir vergi konacak. Şer'i hukuka uygundur diye Şeyhülislam'ın fetva vermesi gerekir arkadaşlar. Tamam. Bununla beraber mahkeme kayıtlarına şer'iye sicilleri denirdi. Hatırlıyorsanız kadılar tarafından tutulurdu. Daha önce de bahsetmiştim. Kadının görevlerinde de anlatmıştık. Bunlara biz şer'iye sicilleri adını veriyoruz mahkeme kayıtlarına. Kadı kayıtları, kadı sicilleri falan da der mesela. Sorularda dikkat edelim. Bir de arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde artık Tanzimat döneminde Ahmet Cevdet Paşa'mız var. Kendisi tarihçi, aynı zamanda bir hukukçu. Ahmet Cevdet Paşa tarafından Kur'an-ı Kerim esaslı olarak ilk kez, Mecelle adıyla ilk kez bir medeni kanun oluşturuluyor. İlk cildi Abdülaziz döneminde çıkmış fakat 6 ciltten oluşuyor. Son cildi ise 2. Abdülhamit'in istibdat döneminde yayınlanmıştır. Yani bazı sorularda işte Mecelle ile ilgili doğru bir bilgidir değildir dedi mesela bize. Burada ilk işte Tanzimat döneminde yazılmaya başlanmıştır. Doğru bir bilgidir. Tanzimat döneminde uygulamaya konmuştur. Doğru bir bilgidir. 2. Abdülhamit'in istibdat döneminde tamamı uygulanmıştır dedi. Doğru bir bilgidir. Yani burada adam birden bir günde yazmadığı için cilt cilt yazıyor. Orada padişah değişikliği olmuş. Öyle düşünebilirsiniz. Mecelle medeni kanun meşrutiyet döneminde uygulanmaya devam etmiş arkadaşlar. Bununla beraber 17 Şubat 1926'da Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesiyle Mecelle yürürlükten kaldırılmıştır tabii ki. Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle ile ilgili daha detaylı bilgiyi ilerleyen derslerimizde zaten göreceğiz. Bu arada şu hukuktan bahsetmişken Osmanlı Devleti'nde eğitim de daha çok biliyorsunuz modern eğitim adı altında, batılılaşma adı altında Tanzimat döneminde eğitim alanında gelişmeleri göreceğiz. Burada klasik dönemde eğitim biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti'nde ne var? Medrese eğitimi var. Doğuştan Müslümanların gidebildiği okuldur. Bir de ne var arkadaşlar? Enderun Mektebi var. Bu da bir eğitimhane. Enderun Mektebi de bir eğitim yeri. Aynı zamanda harem yine bir eğitim yeri. Ve yine Şehzadegan Mektebi. Şehzadegan. Bunlar arkadaşlar Osmanlı Devleti'ndeki klasik dönem eğitim kurumları. Medrese halkın, doğuştan Müslümanların gidebildiği okullar. Enderun Mektebi devlet adamı yetiştirilen saray içerisindeki okul, devşirme kökenler gidebiliyor. Harem aynı zamanda cariyeler için bir eğitim yeri. Okuma, yazma, işte kurslar falan böyle o incik boncuk, o enstrüman çalan her şeyi öğreniyorlar. Şehzadegan Mektebi ise şehzadelerin henüz sancağa çıkmadan önce eğitim aldıkları yere de Şehzadegan Mektebi adını veriyoruz arkadaşlar. Bununla beraber medrese eğitiminde bakın soda mu lazım? Soda mı lazım Cem diye böyle kodlayabilirsiniz. Medrese eğitiminde en alt kademe softa, daha sonra danışment, daha sonra muit, daha sonra mülazım. Bunlar atama bekleyen öğretmenler, mülazımlar. Sizler gibi. Bir de en sonunda ne oluyorlar? Müderris oluyorlar. Yani müderris olana kadar geçen süreç softa, danışment, muit ve mülazım olmak üzere sıralanabilir. Soda mı lazım diye kodlayabilirsiniz. Sırasını ÖSYM'e sorabilir arkadaşlar. Medrese eğitiminin belli bir yılı yoktur. Yani 4 yıllık eğitim, 5 yıllık eğitim diye bir şey söz konusu değildir. İşte İslam hukukunu, Kur'an-ı Kerim'i ne kadar sürede öğrenebilirseniz
o kadar zamanınızı alır. Hani bu dirsek çürütmek derler ya, adam geç öğreniyordur artık o rıhlenin başında oturmaktan dirsek çürütür yani. Böyle bir şeye gidebilirsiniz. Dediğimiz gibi medrese eğitiminde bir şey yok, belli bir süreç yok. Bununla beraber Tanzimat dönemiyle birlikte kurulan darüller, işte darü tıp, darü hendese, darü muallim, darü muallimat, darü fünun gibi bunları zaten Tanzimat döneminde ayrıca konuşacağız arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin temelindeki bu eğitim sisteminde bir de küçük bebeler arkadaşlar alfabe öğrenmeleri için camide eğitime de giderler. Sıbyan Mektebi aynı zamanda adını alır. Burada elifba öğrenirler. Bütün mahallenin çocukları toplanır 5-6 yaşındakiler. Onlara bir amin alayı adı altında bir böyle şey hani çocuğu özendirme, şekerlemeler verirler. Onlar böyle kapı kapı gezerler. Okula başlıyorum bugün deyip ona göre arkadaşlar işte herkes hediye verir çocuklara falan. Böyle bir eğlence falan düzenlenir. Buna da işte amin alayı adı veriliyor. Sıbyan Mektebi'nde de eğitim alırlar küçük bebelerimiz. Evet, bundan sonra geldik bilim adamlarına. Bunlar aslında Osmanlı kültür medeniyeti içerisinde yer alır ama güncel sorularda daha çok karşımıza çıkmaya başladı. Güncelinize faydalı olur diye düşünüyorum. Verdiklerimi mutlaka bilin. Ekstra tabii ki bir sürü yazmadığımız, anmadığımız bilim adamları ve edebiyatçılar falan var. Ama bunlar en önemlileri, ÖSYM'nin şıklarda ve sorularda kullandığı adamlar. Bunlara önem verelim birazcık. Evet, bunlardan birisi Molla Fenari. Osmanlı Devleti'ndeki ilk Şeyhülislam olduğunu biliyoruz. 2. Murat döneminde, daha sonra Fatih döneminde de yine Şeyhülislamlık yapmıştır arkadaşlar. Ebu Suud Efendi Kanuni Sultan Süleyman döneminde aynı zamanda ilk kez Şeyhülislam'ın yetkileri genişletilmiş. İlk kez yetkisi genişletilen Şeyhülislam'dır kendisi. Biliyorsunuz kanuni sıfatını kazanmasında da etkili olmuştur. Sabuncuzade ya da Sabuncuoğlu Şerafettin. Arkadaşlar Mücerrebname adlı eseri vardır. Deneysel tıp kitabı yazmıştır. Bu cerrahhane ile ilgili çalışmaları, faaliyetleri bulunur. Ve Fatih Sultan Mehmet'e eserini ithaf etmiştir. Sınavda çıkmış sorudur bu arada. Ali Kuşçu yine bakın sınavımızda çıkmış sorudur. Ünlü matematikçi ve astronomdur aynı zamanda. Ki hatırlıyorsanız kendisinden bahsetmiştim. Önce Timur'dan Akkoyunlu Uzun Hasan'a gidiyor. Uzun Hasan aracı olsun diye rica edince Ali Kuşçu'yla Fatih'in arası çok iyi oluyor ve Ali Kuşçu geri dönmüyor arkadaşlar. Ayasofya'da da müderrislik yaptığını biliyoruz. Piri reisimizin Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşadığını ve Kitab-ı Bahriye adlı bir eseri olduğunu, içerisinde ilk dünya haritasının bulunduğunu da aynı zamanda bildik. Takiüddin Mehmet. Arkadaşlar ilk kez rasathane gözlemevi kuran ilk gözlemcimizdir. 3. Murat döneminde rasathanesi faaliyete geçmiş. Ancak o dönemdeki şeyde anlatacağım size işte yanlış tespitleri diyelim. Kendisinden müneccimlik de bekleniyor aynı zamanda. Yanlış tespitleri işte dönemin Şeyhülislam'ının işte meleklerin altına bakıyor o yüzden bunlar başımıza geldi demesine ve bir gecede rasathanesinin maalesef yıkılmasına sebep olmuş. Yoksa NASA falan getir götürümüzü yapardı vallahi billahi. Rasathanenin temelleri 2. Selim'de yani bina olarak ama faaliyete geçmesi 3. Murat döneminde denk gelir arkadaşlar. Koçi Bey 4. Murat döneminde devletin kötü gidişatını araştırarak bunun sebeplerini ilk kez sunan aynı zamanda kişidir arkadaşlar. Ama neler yapılması gerektiğini sunamadan 4. Murat ölmüştür tabii ki. İlk Risale raporu Koçi Bey'den görüyoruz. Devletin kötü gidişatı için 17. yüzyılda. Hazarfen Ahmet Çelebi. Arkadaşlar yine 4. Murat döneminde Galata'dan Üsküdar'a kanat takıp uçan. Ya bakın nerelerden nerelere gelmiş. Osmanlı Devleti uçuyor yani. Nerelere gelmişiz sonrasında. Diyorum ya bu yoksa biz Alper Gezer Avcı falan böyle turist olarak gitmezdi. Biz kendimiz uçardık yani. Neyse bir ohlandım. Devam ediyorum ben. Evet Galata'dan Üsküdar'a uçtu. Ancak hiç kimse Allah'ın yeryüzündeki gölgesi halifeden daha yukarıda bulunamaz diyerek yine Şeyhülislam engeline takılıyor. Ve 4. Murat kendisini sürgüne gönderiyor arkadaşlar. Evliya Çelebi Seyahatname adlı eseri oldukça meşhur.
Erzurum'da bir kedi gördüm damdan dama atlarken donarak düştü öldü falan diye mübalağalı bir anlatımla seyahatnamesi vardır. Katip Çelebi, Cihan Nüma, Fezleke ve Keşfi Zünun adlı eserleri oldukça önemli arkadaşlar Katip Çelebi'nin. O da yine 17. yüzyılda 4. Mehmet döneminde var olan önemli sosyolog gibi de aynı zamanda özelliğini de düşünebiliriz. İbrahim Müteferrika, arkadaşlar Lale Devri'nde ilk özel matbaayı açan kişidir aynı zamanda. 18. yüzyılda kendisini görüyoruz. İlk basılan eser ise Van Kulu Lügat'ı olmuş. Matrakçı Nasu, 16. yüzyılın ünlü bilim adamı ve minyatür sanatçısı. Hünername adlı eseri var ki zaten genel olarak minyatür eserlerine Hünername ismini de veriyoruz. Menazil-i Irakeyn adlı eseri Kanuni Sultan Süleyman'ın Irakeyn yani İran seferinden bahsederdi. Naima sınavda çıkmış soru Osmanlı Devleti'nin ilk resmi vakanüvisidir yani ilk resmi tarihçisidir. 4. Murat döneminde arkadaşlar 17. yüzyılda. Kemal Paşazade Osmanlı'nın ilk vakanüvisi farkı ne? Naima resmi yani devlet tarafından maaşı ödenen atanmış vakanüvis öyle düşünelim. Ahmet Cevdet Paşa az önce konuştuk. 19. yüzyılda hem tarihçi hem hukukçu hem bir devlet adamı Osmanlı Devleti'nde medeni kanun olan Mecelle'yi tekrar ediyorum Kur'an-ı Kerim esaslarından çekerek oluşturmuştur diyoruz. Kızı Fatma Aliye Hanım Mukadderat adlı ilk kadın dergisini basan harika bir insan Allah rahmet eylesin. Döneminin çok ötesinde bir kadın. Tabii bunu babasına da borçlu. 50 TL'nizi çıkartın. Üzerinde fotoğrafı var aynı zamanda Fatma Aliye Hanım'ın. Evet ve Osmanlı Devleti'nde edebiyata da bir bakalım. Arkadaşlar bunlar artık birazcık ezber olan kısımlar. Fuzuli'nin Leyla ile Mecnun'un kavuşma sahnesi minyatür eseri aynı zamanda oldukça önemli. Bununla beraber Şikayetname adlı eseri de bulunmakta. Avni mahlasını kullanan Fatih Sultan Mehmet'tir. Bütün mahlasları ezberlemenizi tavsiye etmiyorum. Gerek yok bence. Nedim Lale Devri'nin en önemli şairi arkadaşlar. Sınavda çıkmış sorudur aynı zamanda. Yine dönemin hicivicilerinden bakın Ruhi, Baki ve Nefi. Ki Nefi 4. Murat döneminde yine konuşacağız. Siham-ı Kaza, Kaza Okları adlı eserini yazmış kellesinden olmuştur. Muhibbi mahlası da Kanuni Sultan Süleyman'a ait ki zaten şimdi Cem bize bir tane koyar burada. Ey muhibbi falan diye şiir okuması Kanuni Sultan Süleyman'ın. Ey benim gülen yüzüm, sevgilim. Senin güzelliğin dünyaya dedikodudur. Bu ne güzellik, bu ne yüz, bu ne güldür. Muhteşem yüzyılda var. Evet, halk edebiyatında ise Erzurumlu Emrah, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu ve Cevheri'yi görüyoruz arkadaşlar ki Cevheri 18. yüzyılda oldukça hürmet görmüş bir kişi. Tekke edebiyatı yani tasavvufta ise Hacı Bayram, Şeyh Galip, 3. Selim'in en sevdiği kişilerden biri ölümü onu depresyona sokmuş ve Kaygısız Abdal arkadaşlar tasavvuf edebiyatında gördüğümüz kişiler. Resim alanında ise ilk kez Fatih Sultan Mehmet yağlı boya portresini yaptırıyor. Daha önce de söyledim. Çünkü yağlı boya icadı 15. yüzyıl. Yani Fatih'ten önce yağlı boya yok arkadaşlar. O da İtalyan ressam Gentile Bellini'ye tablosunu yaptırmış. Aynı zamanda Sinan Paşa da biliyorsunuz onun tablosunu minyatür tekniğiyle ama yağlı boyayla yapmıştır. Şeker Ahmet Paşa ilk resim sergisini açan kişi Osmanlı Devleti'nde. Osman Hamdi Bey sınav sorusu olarak geldi. Aynı zamanda ilk Türk müzeciliğini başlatan kişi, Sanayi Nefise Mektebi'ne Güzel Sanatlar Akademisi'nin temelini atan kişi, Kaplumbağa Terbiyecisi, Silah Tacirleri, Kur'an Okuyan Kız tablosu oldukça önemli eserler arasında ki oldukça fazla zaten şeyleri var, eserleri bulunmakta. Minyatürden bahsettik ki 16. yüzyıl minyatür sanatının tam böyle zirve zamanı aynı zamanda. Orta Asya'da Uygurlar tarafından ilk kez oluşturulan bu sanat Türk kültürü tarafından benimsenmiş. Türk İslam devletlerinde de bakın herhangi bir perspektifi olma üç adamın da suratı aynı.
perspektifi olmadığı için resim sanatı gibi yasaklanmamıştır. Bu yüzden de aksine oldukça fazla gelişim göstermiştir. Bursalı Firdevsi minyatür eserlerinde Süleymanname adlı eseri var. Kanuni Sultan Süleyman için yapmış. Nakkaş Osman oldukça ünlü bir şeydir aynı zamanda. Nakkaşlardandır. Yani minyatür sanatçısındandır. Hünername adlı eseri. Hünername genel isimdir bu arada arkadaşlar. Minyatür eserlerine Hünername ismi de verilir. Matrakçı Nasuh'un Beyani Menazili Seferi Irakeyn. Menazili Irakeyn seferi eseri oldukça önemli. Selimname adlı eseri yine 2. Selim için yaptığı minyatürü. Levni'nin yine Surnamesi sınavda çıkmış sorudur. Lale Devri'nin en önemli minyatür sanatçısıdır kendisi arkadaşlar. Hat ise Arap alfabesiyle yapılan hat ise Hattat denilen ustalar tarafından yapılır. Mimaride de kullanılan bir şeydir, nasıl diyelim, sanat dalıdır. Minyatürler mimaride görülmez ama hat sanatı mimaride de kağıt yazıda da görülür arkadaşlar. Hattatlara baktığımızda Hafız Osman, Şeyh Hamdullah ve Mustafa Ratıp Efendi'yi de görebiliyoruz. En önemli hattatlar arasındadır. Özellikle Kanuni Sultan Süleyman döneminde Şeyh Hamdullah'ı ve Mustafa Ratıp Efendi'yi görüyoruz. Müzik alanında ise Itri, Dede Efendi, Hacı Arif Bey ve Tamburi Cemil Beyler yine bize güncelde çıkar tarihte belki ÖABT'de sorulabilecek olan müzikle ilgilenen kişilerdir. Osmanlı Devleti'nde mimariye geldiğimizde ise tabii ki şüphesiz en önemli mimarımız Mimar Sinan'dır arkadaşlar. Harika bir insan, burası Edirne'den fotoğrafımız tabii ki. Arkadaşlar, erken dönem, klasik dönem ve geç dönem olmak üzere 3 kısımda inceliyoruz. Aslında ben erken ve klasik diye ayırmam. Genelde bir arada almayı tercih ederim. Bu şöyledir. 18. yüzyıl itibariyle Osmanlı Devleti Batı'nın Avrupa'nın etkisinde kalmaya başlamıştır. Bu yüzden de mimari eserlerde de barok ve rokoko usulünü benimseyerek gösterişli, altın varaklı saraylar, camiler yaptırmaya başlamıştır. 18. yüzyıla kadar yapılan bütün mimari eserlerimiz İslam üslubudur. Süsten, gösterişten uzak, Çin'i sanatının daha çok kullanıldığı, avlulu ve geniş yapılı olan yapılardır. Yüksek ve büyük şeyler, yapılar bizde görülmez. Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın göğe yükselişi dolayısıyla yapılan katedraller falan oldukça yüksektir mesela. Göremezsiniz tepesini. Bizde ise İslam dininin bütün alemlere gelmesi ve herkesi kapsaması, çerçevelemesi ve eşit davranması itibariyle bizde bir avlu sistemi, evlerimizde de dahil olmak üzere eskiden tabii ve aynı zamanda yayık, yayvan, yüksek değil, yayvan bir yapıya sahiptir İslam üslubu ve dediğim gibi gösterişten uzaktır. Erken dönemde baktığımızda Hacı Özbek Camii, Bursa Ulu Camii, Hacı Özbek Camii ilk cami arkadaşlar, Mimar Sinan tarafından da inşa edilen Bursa Ulu Camii, biliyorsunuz Nibolu Savaşı'ndan gelen ganimetlerle inşa edilmişti. Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Edirne Muradiye Camii. Edirne'de arkadaşlar toplam 323 tane cami var Osmanlı dönemine ait. Sadece hani Cumhuriyet dönemini saymıyorum, düşünün. İznik'teki Süleyman Paşa Medresemiz ilk Osmanlı Medresesi, Orhaniye Medresesi olarak da bilinir demiştik. Hatırlıyorsanız Anadolu Hisarı ve Edirne'deki eski saray burada bu yine klasik şey, erken dönem mimari eserlerinden. Tabii şeyi de sayabiliriz, yani Bey Sarayı var ya Bursa'daki. O da yine erken dönem olarak kabul edilir arkadaşlar. Klasik dönemde ise artık İstanbul'da, yani yükselme dönemi itibariyle Fatih Külliyesi, Topkapı Sarayı, Edirne'deki 2. Bayezid Külliyesi çok önemli bir külliye ve çok büyüktür arkadaşlar. Sultan 2. Bayezid döneminde yapılmıştır. Bosna'daki Mostar Köprüsü sınav sorusu olarak gelmişti. Kilitbahir Kalesi yine Gelibolu'da yapılmıştı, Çanakkale'de. İstanbul'daki Mihrimah Sultan Camii yine Mimar Sinan eserlerinden. İstanbul'daki yine Sahn-ı Seman Medresesi arkadaşlar. İstanbul'da yapılan ilk Osmanlı medresesi olma özelliğine sahip. Sonra Kanuni döneminde Sahn-ı Süleymaniye adını alacak. Bununla beraber Mimar Sinan'ın çıraklık eseri
Şehzade Camii, Şehzadebaşı Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın ölen oğlu Mehmet adına yaptırdığı hem mezarının bulunduğu hem de işte camisi, külliyesi vardır. Şehzadebaşı Camii'nin Mimar Sinan'ın çıraklık eseridir. Bir de kalfalık eseri var. Süleymaniye Camii, Kanuni Sultan Süleyman kendisi için istemiş. Oldukça büyük bir yapıya sahiptir. İçerisinde kendisinin de aynı zamanda mezarı bulunmaktadır arkadaşlar. Oldukça uzun sürmüş yapımı Süleymaniye'nin. Neredeyse Mimar Sinan kellesinden oluyormuş yani. Ve son olarak da Edirne'deki Selimiye Camii ustalık eseri. Muazzam bir eser. Gerçekten Edirne'li vardır aranızda ya da Edirne'ye gidip gören vardır. İnanılmaz böyle aşk yaşıyorum o camiyle. Ben çok severim cami gezmeyi. En sevdiğim şeylerden birisi böyle. Caminin minaresini görünce böyle gözlerimden kalp çıkıyor. Ve Selimiye Camii benim gördüklerim içerisinde, Bursa Ulu Camii falan da gezdim. Bence en güzeli yani. Gerçekten eşsiz yapmış. Adam yapmış yani. Evet, 2. Selim döneminde arkadaşlar, biliyorsunuz ki. Ve geç dönemde ise yani 18. yüzyıl itibariyle batı tarzında yapılan, barok ve rokoko tarzında yapılan mimari eserlerde ilk çeşme 3. Ahmet Çeşmesi, Lale Devri. İlk arkadaşlar eser derse şuraya ekleyelim. Sadabat Kasrı. Sadabat Kasrı Lale Devri'nde barok rokoko tarzında yapılan ilk mimari eserdir Sadabat Kasrı. İlk çeşme 3. Ahmet Çeşmesi. İlk cami Nur Osmaniye Camii sınav sorusu olarak geldi. Tekrar ediyoruz. 18. yüzyıl batı tarzında, barok rokoko tarzında yapılan ilk eser Sadabat Kasrı. İlk çeşme 3. Ahmet Çeşmesi ve ilk cami Nur Osmaniye Camii. Onun haricinde yapılan bütün saraylarda Dolmabahçe, Beylerbeyi, Çırağan Sarayları, bunlar arkadaşlar batı tarzında yine yapılan süslü gösterişli mimari eserler. Bir de Ağrı'da Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayımız var. İçerisinde ilk kez kalorifer tesisatının bulunduğu saraydır. Ama sarayların hepsi devletin yönetim merkezi olarak kullanılmışken bu saray öyle bir şey yok. Devletin yönetim merkezi ama Ağrı'da zaten yani. Yine Seddülbahir Kalesi arkadaşlar 18. yüzyıl sonrası yapılan mimari eserler arasında yer almaktadır. Evet, bunlar Osmanlı kültür medeniyetinin artık böyle yani klasik yükselme ve dönemine dahil olan eserleriydi. Tabii ki çok daha fazlası var ama biz unutmayın ki siyasi tarihçiyiz, arkeolog değiliz, sanat tarihçisi değiliz. Dilimiz döndüğünce size özellikle belki genel kültür kısmında yani şeyde güncel kısmında sorulur diye vermeye çalıştığım şeylerdi. Hayatın akışına kapılıp tarih çalışmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Birazdan Osmanlı'yı duraklatıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.